Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir içerikle tekrardan bir aradayız. Bugünkü içeriğimiz bir kutu açılım videosu olacak ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum ve sizleri bilgilendirme adına konuşmak istiyorum. Sizlerden gelen yoğun talep üzerine sizlere videolarda tanıttığımız ürünleri ya da yaptığımız ürünler olsun, yurt dışından getirdiğimiz kutu açılımı yaptığımız videolarda sizlerden hep şu soru geliyordu: nasıl temin edebiliriz, nereden alabiliriz veya biz nasıl yapabiliriz tarzında. Biz de arkadaşlarla bu işi düşündük ve siz değerli izleyicilere bu ürünleri nasıl temin edebiliriz, nasıl daha uyguna, daha ucuza ve daha çabuk sizlere sunabiliriz adına bu kanal içerisinde yapılan veya getirtilip, yurt dışından getirtilip kutu açılımı yapılan ürünleri sizlere daha uyguna bulabilme ve daha uyguna sunabilme adına ve sizlerin de bunlara kolayca ulaşabilmeniz adına bazı platformlar oluşturmaya karar verdik arkadaşlar. Bunu yapmadan önce iki tane temel nedenimiz oldu. Bunlardan bir tanesi, yurt dışında bulunan bazı ürünlerin yurt içinde tedarik edilememesi ya da varsa bile sınırlı stokta olması. İkinci ana madde ise maliyetlerinin ya da bize sunulan fiyatlarının çok yukarıda, çok fahiş fiyatlarla bizlerin bunları temin etmesi bizim iki ana çıkış noktamız ve üzerinde durduğumuz bir politika olacak. Bunları ara ara kanalım içerisinde videolarda ve açıklama kısımlarında sizlere linkini paylaşacağım. Takip etmeyi mutlaka unutmayın. Umarım Allah'ın izniyle de yüzümüzü kara çıkartmayacak bir iş alanı yaratmaya çalışacağız. Yine yurt içinden temin ettiğimiz bir ürün. Bunun kutu açılımını yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Umarım keyifli bir video olacak. Umarım öğretici ve açıklayıcı bir video olacak bir fikir edinebilme adına. İyi seyirler diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ürünümüzün paketini sizlerle birlikte açmak istiyorum. Dediğim gibi bu ürün yurt içinden temin edilmiş bir ürün. Aynı ürünün yurt dışında da satılan farklı çeşitleri var. Ben bunu yurt içindeki bir satıcıdan aldım. Ebatları şöyle 20-23 santim civarında olanları da var. Ben özellikle içerisine daha büyük ebatlı ürünleri yerleştirebilme adına 40 santim olanlısını aldım. Ve içi ışıklı, ledli, ama yetmezse kendi kombinasyonlarımı da oluşturabilirim. Hatta şöyle size birazdan göstereyim. Kendim de bunun içine yerleştirebilecek dönerli bir manuel video ya da fotoğraf standı oluşturdum. Hareketli 360 derece dönebilecek şekilde. Onu da içine koyarız. Onunla birlikte bakarız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bir çantası var. Sanırım bu sağa sola giderken kolaylık sağlaması adına taşıma çantası arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani sadece bir yere sabit kalmayacak. Katlanabilir bu aynı zamanda. Dolayısıyla bunu içine yerleştirip gitmek istediğiniz yerde de çekimlerinizi yapabilirsiniz ürün anlamında. Şimdi bunu açalım. Fermuarla iki tane fermuar kısmı var. Şöyle açtığımızda şöyle söyleyeyim. Dokusu şöyle, hani bizim lise yıllarımızda ya da ortaokul yıllarımızda resim dosyalarımız vardı ya plastikten. Onun dokusundan arkadaşlar. İçerisinde de yine bir sünger çantanın içerisinde sizi karşılıyor. Bunu da kenara koyalım şimdilik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ürünü biraz zahmetli bir şekilde demonteli halinden monteli hale getirdik. Tabii katlı olarak geldiği için şu kenar kısımları bir yöne doğru alışmış. Siz direkt bunu montelemeye kalktığınızda biraz içeri doğru kıvrılma gerçekleşecek. Ama onun yerine direkt çıt çıtlamadan önce, şu kenarlarını birleştirmeden önce diğer tarafa doğru biraz esnetirseniz eğer sizin istediğiniz kıvamda duracaktır sistem. Şimdi gördüğünüz üzere bu şekilde bir küp şeklini aldı. Bir de burada sizden özür dileyerek şunu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi platform beyaz renkli olduğu için kameranın ışık ayarlamasında biraz renklerde değişim olmuş olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın.
Ben elimde şöyle 5 voltluk 2.1 amperlik bir tane micro USB kablo vardı. Zaten girişi micro USB. Bu adaptörü şimdi takacağım. Tabi ışık yandığı için iç kısmı gözükmeyecek arkadaşlar. Bunun için de kamerayı elime alacağım ve yakından olabildiğince çekmeye çalışacağım. Şimdi prize sokayım bunun ışığını. Gördüğünüz gibi ışık kısmında kamerada tam olarak gözükmüyor ne yazık ki. Şöyle kapatsak ne yazık ki gözükmüyor. İçerisine bir ürün yerleştireyim. Evet, ürün oradan gözükmüyor. Ama ben kamerayı elime almak istiyorum. Kamerayı elime aldıktan sonra size tekrardan çekimini göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çekim yapmak istediğinizde, fotoğraflamak istediğinizde ürününüzü gerçek anlamda güzel bir pozlama ve gerçek anlamda ışıksal anlamda güzel bir efekt veriyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Tabii profesyonel çekimlerde bu size daha iyi netlik kazandıracaktır. Netledim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü elde ediliyor. Bunu profesyonel dediğim gibi çekimlerde daha iyi ayarlarsınız. Üst kısımda iki tane led var. Aslında buna bir potansiyometre takıp ışık ayarı düzenlenebilir. Böyle göstereyim.